Merhaba arkadaşlar, Raft'ın ikinci bölümünden kayıt dışı olarak birkaç tane malzeme yaptım. Gerçi kayıt dışı yapmadım ama kayıt alırken sonradan fark ettim. Oyun sesi gelmiyordu. Yani oyun sesini kaydetmiyordu. O yüzden yeniden başa sarmak zorunda kaldım. Kısa bir özet geçeceğim. Böyle bir yelken yaptık arkadaşlar. Rüzgarın yönünü bulması için, tespit etmemiz için şöyle bir bayrağımız var. Şurada küçük bir mangal yaptım yemek için. Burada su kaynatıp işte buhar yöntemiyle buraya doluyor. İçerebilir su elde ediyoruz. Bir de şu masa var arkadaşlar, hemen şuradan göstereyim. Şundan yapıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Bulduğunuz bütün malzemeleri arkadaşlar buraya tanımlıyorsunuz. Şöyle E harfinden girerek. Bakın ben burada ipi, şunu tanımlamışım. İşte, demiri tanımlamışım. Gerçi şu var mıydı? Vardı. Bunu da tanımlamışım. Bakayım. Şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz. Tanımlıyor. Tanımladıktan sonra şöyle göstereyim. Mesela demirden olta ve halı yapabiliyorum artık. Şurada gördüğünüz gibi. Burada malzemeler var. O malzemeleri bulup buradan tanımladıktan sonra birçok şey yapabileceksiniz. Şu andaki hedefim aslında şurada, bakayım nerede onlar. Şu. Yani çivi. Aslında çiviyi de şöyle hemen yapalım. Çivi de zor bir şey değil. Elimizde malzememiz var. Şurada çivi yapalım. Evet, 15 tane çivimiz var. Çivi yaptık. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar, yaptığınız malzemeden bir tanesini tanımlamak için alıyor. Gerçi çivi tanımlamışım. Ne lazım? Tahta. Neyse, yanlış yaptık ama olsun, önemli değil. Elimde tahta yok mu? Var. Niye ben onu görmemişim? Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birçok şey açıldı, sadece bir şey değil, birçok şey açıldı. Şunu yapabiliriz artık, saat yapabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam daha çok dayanıklı demirden kanca. Balta önemli. Adalardaki ağaçları balta ile keseceğiz. Oku daha kullanmadım desem. Şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Tahminen kelebek falan yakalamaya herhalde. Yani şu anda bir şu taş kaldı. Metaller. Onları da yavaş yavaş yapacağız. Ama şu anda bu kadar. O yüzden şöyle bir etrafımıza bakalım. Bayağı bir şey kaçırdım. Hatta şöyle hemen onları nereden yaptığımıza bakayım. Bunun için ne istiyor? Bunların nereden çıktığını daha bilmiyorum. Şöyle saat falan, oturmak için sandalye. Bunlara gerek yok. Pet şişeye şu anda gerek yok. Var, bu da var. Buna gerek yok. Korkuluk ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu tamam. Demirden olta, balta yapabiliyor muyuz? Çok güzel. Elimizde somun yok muydu? Yani bir tane sandıktan çıkar veya da kayık bulursak, böyle boş bir tane, bunu elde eder hemen yaparız. Balta ihtiyacımız var. Aslında buradan da yapabilirim. Elde ettiğim sürece devam edeceğiz arkadaşlar buna. Şu anda şöyle kancamızı elimize alalım. O açlıktan gidiyoruz. Şurada ananasımız vardı. Hemen ananasını yiyelim. Yiyebileceğimiz 3 tane daha balığımız var şurada. O varil kaçırmışız. Hop, hemen bir varil daha geliyor. Kaçırmayalım. Variller bayağı bir kıymetli. Evet. Şundan çok fazla var. Tahta kalsın. Plastik arkadaşlar. Plastik ve tahta çok önemli. Ah, kaçırdım onu da. Ha, kuşu. Ya yapma şunu ya. Yapma. Elimde silahım yok şu anda. Malzeme sıkıntısı çekiyor. Evet. Ben seni haddini bildireceğim yakında. Az kaldı, şu kayığını falan bir tamamlayayım. Şöyle biraz büyüteyim. Senin hakkından geleceğim ben.
Bakayım şu anda. Taş lazım. Taşımız yok. Evet, taşların hepsini attım. Gerçi adada kolay bulunmuyor zaten. Evet, şurada bir eksik yerimiz daha var. Onu tamamlayalım. Şurada da varmış. Tahtamız zaten komple bitmiş bulundu. Yani şu şeyi bulamadım ben. Nereden yapıldığını. İp zaten yapraktan yapılıyor. Çivi onu da biliyorum. Oka gerek yok. Allah Allah. Onu öğrenmedik mi ya? Yapmıştık. O arkadaşlar masa yapabiliyoruz. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bu da şu meşale olması lazım. Bunun ne olduğunu, sandalye. İşte aradığım şey buydu. Almayı unutmuşum. Kova. Kovayı da bilmiyorum daha açıkça söylemek gerekirse. Ama aradığım şey buydu işte arkadaşlar. Şundan yapayım. Evet, ip yapayım, yaprak ihtiyacım var ve tahta otomatik toplamaya geçeceğiz arkadaşlar. O otomatik toplama yapıyor. Benim acilen bana tahta lazım. Onlardan birkaç tane yapmak için. Sen de önemlisin. Gerçi bayağı bir tahta ihtiyacım var. Onları yapar yapmaz koyamayacağız arkadaşlar. Yapar yapmaz koyarsak küçük küçük gelip köpek balığı yani parçalıyor, yaptığımıza da değmiyor bu sefer. Yani toplama işiyle uğraşmayacağız onları yaptıktan sonra. Kendisi de çıktı, kendini gösterdi, bahsetmeye gelmiyor, hemen geliyor, ben buradayım diyor yani. Su seviyemiz düşüyor arkadaş, şuradan alıyoruz, hem onu da göstermiş olayım. Hemen şuradan E ile dolduruyoruz. Geliyoruz buraya. Altta odunlar. Evet, sandıklar. En verimler denizin verdiği bunlar. Plastik tahta. Şu anda ne oldu hiç anlamadım. Şu anda oyunda bir sıkıntı mı var? Bana mı öyle geliyor? Evet geldi. Bir sıkıntı oluştu ama anlamadım. Ya yapma şunu, attım işte ya. Varil gitti. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şuradan bir olta içine tahta. Köpek balığı geliyor, sağ olsun teknemizi parçalıyor. Onun için tahta. Bak adı ya, anmaya gelmiyor. Andığım anda geliyor buraya. Martıcık aşağı insene. Martıdan da güzel ızgar olur. Plastik yakalarız inşallah. Ah, kaçırdık onu da. Ada. O adaya çıkmam lazım. Şuradan bir. Oh, taze pişmiş balık. Aslında balığı da hiç sevmem. Geliyor. Geliyor bak, atlayacak. Ah, kaçtı. İp için size ihtiyacım var. Gelin buraya. Sana da ihtiyacım var. Gel. Orada bir sandık var. Şu yelkeni şöyle bir adaya doğru ayarlayalım. Adaya çıkmam lazım. Sandık. Yakala. Evet, köpek balığı geldi. Şu an bir teknemi götürüyor. Nerede? Kafana kafana. İstediğim sen değildin ama olsun.
Hadi yakala, yakala. Madı. Şuradaki durumumuz, ipleri şuraya atalım. Plastik, plastik her zaman lazım. Plastik ve tahta sürekli lazım oluyor. Şu yaprakları ipe çevirelim. Evet, bir tane daha geliyor. Bunu kaçırmadan yakalarsak çok güzel olacak. Evet, yakaladık. Ya bir yandan adaya gitmek istiyorum, bir yandan da bunları yakalamak istiyorum. Yakalar mı? Yakalar. Yaprak veriyorsun ki. Yani ada kaçıyor. Adayı yakalamam lazım. Bayağı malzeme de gidiyor ama yapacak bir şey yok. Benim şundan yapmam lazım. Taşa ihtiyacım var ama taş sıkıntılı bir şey. Şimdi çaparım olmadığı için atamıyorum. O yüzden böyle dur, gitme, gitme. Yan yanda olsa gitme. Şöyle arkadaşlar yelkenliği ayarladığın zaman olabildiğince durdurmaya çalışıyorum ve şöyle işte ananas. Bir tane diğer tarafında olması lazım. Hatta yok mu? Çiçekleri toplamayacağım arkadaşlar. Çiçekler de boya yapıyor. Bak. Nerede o? Kaçtı gene. Bunlara da gerek yok. Karşıya nasıl çıkacağım? Düşme. Evet arkadaşlar, burada balta istiyor ama baltamız yok. Karpuzu bırak ya şimdi. Gemiyi de kaçırmayalım. Diğeri nerede? Yok mu? Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Tekne orada. Tekne mi gidiyor? Bu riski göze alacağım. Arkadaşlar şöyle. Rüzgar tersi dönünce köpek balığı ve kaçtım. Son anda. Evet. Bunu da yaptık. Çok güzel oldu. Ya, niye oraya gidiyorsun ki? Ne güzel baltamızı yapmıştık. Şurada meyvemiz. Şurada karpuzumuz. Şuna gerek yok. Aslında orada biraz daha dursaydık çok güzel olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle yelkenimize bakarak şöyle bir çevirelim bunu. Şimdi baltamız var artık. Daha neredeydi o? Şunlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu anda da ihtiyacım yok. Baltayı yaptık zaten ama şuradan bir olta yapmam lazım. Onun için de bir tane tahta ihtiyacım var. Bir tane. Hiç mi yok? Var. Ha, hepsi uzaktan gidiyor. Niye uzaktan gidiyor ki? Arkadaşlar bayrağın yönüne göre. Heh, bir sen eksikti. Arkadaş ben malzeme bulamıyorum. Bu gelip teknemi parçalıyor ya.
Yani burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sen gelip bize engel olup duruyorsun. Şuradan bir su içeyim bari, su beleş. İşin kötü tarafı bundan yapmam lazım. Yaptım da zaten. Şimdi plastiğimiz 18 tane var ama olsun, plastik her zaman lazım. Gemiyi büyütmek için de lazım. Hadi. Tane tahtamız oldu. Ne yapacaktık? Orta yapacaktık. Orta yaptık. Şu yaprağı at. En verimli sandık olduğu için sandıklara daha çok yöneleceğim. O yüzden böyle görebileceğim bir yerden. Bir balığımız geldi. Keşke bunu atmasaydım. Biraz sabır isteyen bir oyun arkadaşlar. Hani siz bu kadar sabırlı mısınız? Bilmiyorum. Ben değilim açıkçası. Bir yerde geliyorlar bana, bir önce patır kütür ilerlemek istiyorum. Ama iyi. Malzeme sıkıntısı çekiyorum, plastik yakala. Rüzgarın yönü gene değişti. Doğru mu yaptık? Çapraz ama olsun. Tamamdır. Plastik gel. Balıklarımızı yakalayalım yani. Yoksa açlıktan öleceğim zaten birazdan. Hop, bir balık daha geldi. Ada var orada. Ada var ama adaya yanaşamayacağım. Çaperim yok. Aslında yanaşsam çok iyi olur. Hadi balık, hadi balık. Variller geliyor, hadi. Evet. Birinci varili yakaladık. İkinci varili zaten direkt bana geliyor. Evet, taş da geldi. Taş hakikaten lazımmış yani. Çok attım taşlardan gereksiz diye. Ama gerekliymiş. Şöyle ada yapsak seninle. Bir adaya gidelim ya. Evet arkadaşlar, şimdi balıkları pişirme sırası geldi. Taştan şöyle, sana ihtiyacım yok zaten. Aslında benim bir sandık yapmam lazım ya. Plastik istiyor, ip istiyor. Değer mi? Değse iyi olur. Red tuşuna basarak arkadaşlar mouse'la bunun yönünü ayarlayabiliyorsunuz sepetin. Hadi sepeti şöyle şunun altına sokacağım. E tuşuna basarak açıyoruz arkadaşlar. Taş, çivi, şu metal yer, şu da plastik her zaman lazım oluyor. Şu balığı pişiremiyorum, mangal küçük. Karpuzu yiyeceğim, bunu da pişirip de yiyeceğim. Şurada piş piş balık dedim ve
Acıktım. Hemen balığı götür. Şurada bir pişmiş balık daha var. Nereye gitti o? Burada. Hemen şunu da bir atalım mangala. Yani buradan koyabileceğimiz şu ipi de koyayım aslında. Şu balıkları pişiririz. Hop. Gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun? Görmeyeceğim sandım, değil mi? Ah, kaçtı. Adaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Aslında şurada bunun için ip yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Niye? Gerçi ipimiz var. İpimiz var. 4 tane taş. Taşımız var mı o kadar? Yani bir tane taşımız var. Hadi bir tane şurada. 2 tane. İp sıkıntı değil. Ama yapamıyoruz. At o zaman. Bir saniye. Şunu da şöyle ekleyelim. Ama nereye gidiyorsun? Adaya gidiyoruz. Yani malzemeler de doğal olarak. Karpuzcuk gel. Oh, sulu sulu. Böyle arkadaşlar teknenin üstüne kaldığı zaman çatır çutur çatır çutur ses yapıyor. Daha demin de duyduğunuz gibi. Şu adaya bir yanaşabilseydim çok iyi olacaktı ya. Şu malzeme varken şunları bir tamir edeyim. Kuşu kuşu gelmeden. 2 tane tahtam var kalsın. Ya yanaşamayacağız anlaşıldı. Rüzgar o yöne gidiyor. Burada kaldık. Biz de o zaman şöyle bir rüzgar yönüne gidelim. Ne yapayım? Adadan uzaklaştırıyor. Malzeme lazım. Bu tahta. Atalım bir balımızı yakalayalım. Adaya gidemiyoruz. Pişirecek aslında daha 2 tane daha balımız var. Ya kıtlık var, şöyle malzeme gelmiyor. Aa, gene geldi. Ortada zaten az kaldı. Kırılana kadar balığımızı tutalım. Plastik ama bu da son herhalde, kırılacak şu anda.
Varil geliyor zaten. Kırıl artık. Evet. Hemen şu bir tane aradan çıksın. Malzemeler bollaşmaya başladı. Şu balı çıkartalım aradan, bu bir tane. Bizden istenenler, şunu çözemedim. O da şuradaki herhalde ya. Neredeydi o? Şu herhalde. Ama bunun nasıl yapıldığını bilmiyorum. Başka ne? Menteşe var. Bakacağız. Evet, varillerimiz geliyor. Ufak tefek adalar çıkıyor. Daha büyük ada bulamadım hiç. Ufak tefek arkadaşlar adalar çıkıyor. Gerçi onu atacağım, niye aldım ki? Küçük küçük. Ne oldu, benden bir şey mi düşüyor? 5 tane tahtamız var. Şunu at. Patates. Balık pişsin balık. Oo, varil. Bak kaçıyordu. Hemen şuradan balığımızı da koyalım. Sen şuraya gel. Biraz düzenli olsun. Bir tane daha var, geliyor rüzgar yönü. Tamam. Bu plastik ne işi var burada ya? Oo, plastikten 20 yapmışız, yedek olmuş. Çok güzel. Ne geldi? Pek bir şey gelmeden şu plastiği yakalayayım. Demek ki büyümeye başlıyoruz arkadaşlar yani. Şu yaprağı atalım. Varil varil geldi. Fıçı. Patates. Patates olmadan patatesi alalım. Bak şimdi ya. Yani geleceksin. Sen şöyle kaybol. Evet arkadaşlar, bu şekil bu bölümde böyle bitirelim. Ben biraz değil, bayağı bir malzeme toplayayım. Ha, geliyor kuçu kuçu. Ben buradayım ama. Senin kafana kafana. Ben biraz malzeme toplayayım arkadaşlar, dediğim gibi. Bak bak. Gitti geldi, oradan saldırıyor ya. Al şunu kafana, yeri kafa. Vuramıyorum ki. Çok güzel olacak. Daha yeni yaptım ben oraları. Malzeme toplayayım arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim gemiyi. Şu açlık olayını iyice dipten çıkartayım. Bulmam gereken malzemeler var. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Yani şunu yapmam lazım. İp, çivi, tahta lazım. Şu anda bir tane yapmak işe yaramıyor. Bayağı bir yapmam lazım. Malzeme toplayayım. Ondan sonra
O otomatik toplayıcı diyeyim artık ona. Ben otomatik toplayıcıları toplamakla uğraşmamak için otomatik toplayıcıları kuralım beraber. Daha sonra videomuza devam ederiz. Bir sonraki bölümde.